PHP dilinin temelleri. Operatörler. Operatörler, değerler ve değişkenler üzerinde işlem yaparak onları düzenlememizi sağlayan özel karakterlerdir. PHP operatörlerini genel olarak 5 kategori altına toplayabiliriz. Aritmetik operatörler, değer atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler ve hata denetim operatörü. Aritmetik operatörler. Değişkenler ve sabit değerler üzerinde her türlü aritmetik işlemi gerçekleştirmek için aritmetik operatörler kullanılır. Matematiksel işlemlerde kullandığımız operatörlerden toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve bölme işlemi sonucunda kalanı bulmaya yarayan mod, PHP'de de aynı şekilde kullanılmaktadır. Sayı değişkenlerde bu işlemler aynen yapılır. Örneğin, sonuç değişkenine A ve B değişkenlerin toplamı atanabilir. Mod işlemi için yüzde aritmetik operatörü kullanılır. Nokta, yani birleştirme operatörü, hem string değişkenler hem de sayı değişkenler için kullanılabilir. Bu operatörü çarpma operatörü ile karıştırmayınız. Bir değişkenin değerini artırmak için yazılması gereken kod, $b eşittir $b artı 1 şeklindedir. Ancak PHP kod yazmada kısaltmalar kullanmamıza izin vermektedir. Bu örneğimizde olduğu gibi $b eşittir $b artı 1 yerine sadece $b artı artı yazarak değişkenimizin değerini 1 artırabiliriz. Sonuç olarak herhangi bir sayı değişkeninin değerini artırmak için iki tane artı işareti, azaltmak için ise iki tane eksi işareti kullanılır. Değeri 1 artırmak ya da azaltmak ile ilgili verilen örneklerdeki artı artının değişkenin sağında ya da solunda olması sonucunun farkını örnek üzerinde echo ile yazdırarak görelim. Kodu ilk gördüğünüzde ekran çıktısında ilk satıra 2, ikinci satıra 3 yazmasını beklemiş olabilirsiniz. Ama öyle olmadı gördüğünüz gibi. İki satıra da 2 değeri yazıldı. $b değişkeninin sonuna konan artı artı işareti işlem yapıldıktan sonra atamayı yapar. Yani önce sayımız ekrana yazılır ve daha sonra $b'nin değeri 1 artar. Aynı satır içerisinde değerinin artmasını istiyorsak, yazma işleminden önce sayının değerini 1 artırması için operatörümüzü sayıdan önce yazmamız gerekmektedir. Artı artı $b şeklinde yazdığımız takdirde beklediğimiz sonucu elde edebiliriz. Şimdi bir önceki örneğimizi bu doğrultuda değiştirelim. Evet, burada gördüğünüz gibi BR teklerinden sonra artı artı $b yazdığımız için önce B değişkeninin değeri artırıldı, sonra ekrana yazıldı. Değer atama operatörleri. Değişkenler konulu dersimizde de bahsettiğimiz gibi bir değişkene değer atamak için eşittir operatörü kullanılır. PHP'nin kod yazmada kullanılan kısaltmaları değer atama operatörlerinde de karşımıza çıkar. Bir sayıya herhangi bir ekleme yapılacağı zaman bu açık yani uzun şekilde yazılabilir. Ancak bunun yerine artı eşittir kullanılarak daha pratik bir yazım şekli kullanılabilir. Bunlar yapılması zorunlu olmayan, PHP tarafından sadece programcıya kolaylık olması adına tanımlanmış operatörlerdir. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme, mod ve ekleme operatörleri eşittir işaretinin önüne konularak sayı üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. Karşılaştırma operatörleri. Karşılaştırma operatörleri bir sonraki dersimizde ele alacağımız koşullu ifadelerde kullanılmaktadır. Bir karşılaştırma işlemi true yani doğru ya da false yani yanlış değerini üretir. İki tane eşittir işareti yan yana kullanılarak değişkenlerin eşit olup olmadığı karşılaştırılır. Eşitse true, yanlışsa false değeri döner ve dönen değere göre program yönlendirilir. Örnekler üzerinden gidersek, A değişkeni 15, B değişkeni 2 ise A eşit eşittir B'nin sonucunda false değeri döner. Yani A'nın B'ye eşit olmaması durumunda yapılması istenen işlemlerin olduğu satıra program yönlendirilir. Diğer karşılaştırma operatörlerimizden ünlem eşittir ve küçüktür büyüktür işaretleri de değişkenlerin eşit olup olmamasıyla ilgili operatörlerdir.
ama farklı mantıkla çalışırlar. Bunların eşit eşittir'den farkını şu örnekte görelim. İlk if satırında dönen değer true ise, yani değişkenler birbirine eşitse, hemen sonrasındaki süslü parantezlerin içini çalıştırır. False değeri dönerse, yani eşit değilse, else'den sonraki süslü parantezlerin içini çalıştırır. Diğer if satırında ise, eşit olmaması durumunda yapılması istenenler, hemen sonrasındaki süslü parantezin içinde, eşit ise yapılması istenenler, else'den sonraki süslü parantezlerin içerisindedir. Diğer karşılaştırma operatörlerimiz de benzer şekilde çalışır. Mantıksal operatörler. Mantıksal operatörler ile yapılan işlemin sonucunda da karşılaştırma operatörlerinde olduğu gibi true ya da false değeri üretilir. Mantıksal operatörler daha çok farklı karşılaştırma işlemlerini birleştirmek, yani karşılaştırma sonucu ortaya çıkan true ya da false gibi durumları diğer durumlarla birlikte olan hallerini belirlemek için kullanılır. Şimdi bu tablomuzu dikkatlice adım adım inceleyelim. V mantıksal operatörü ile başlıyoruz. V için direkt AND yazılabilir ya da iki tane AND işareti yan yana konulabilir. V operatörü karşılaştırmaların hepsinin doğru olup olmadığı ile ilgilenir. Karşılaştırılan maddelerden en az bir tanesi bile yanlışsa sonuç olarak false değeri döner ve program eğer varsa else satırına yönlenir. Veya operatörü olarak direkt OR yazılabilir ya da klavyeden alt geri tuşuyla birlikte küçüktür büyüktür işaretlerine basınca çıkan büyük I harfine benzeyen operatör kullanılabilir. Veya operatörü karşılaştırmalardan en az birinin doğru olup olmadığı ile ilgilenir. Karşılaştırılan maddelerden en az bir tanesi bile doğruysa sonuç olarak true değeri döner. Şartlı veya operatörü olarak direkt XOR yazılır. XOR operatörü, karşılaştırmalardan sadece birinin doğru olup olmadığı ile ilgilenir. Karşılaştırılan maddelerin hepsi aynıysa, doğru ya da yanlış fark etmez, sonuç olarak false değeri döner. Ve program, eğer varsa else satırına yönlenir. Değil operatörü olarak ünlem işareti kullanılır. Değil operatörü, karşılaştırma sonucunun tersi durumuyla ilgilenir. Hata denetim operatörü. PHP'de et işareti bir deyimin başına getirildiğinde bu deyimin üreteceği olası hata iletileri yok sayılır. Yani et işareti programda oluşan hataya dair bilgi metninin ekrana yazılmasını önleyen operatördür. Örneğin programda bir sayıyı sıfıra bölmek istediğinizde program hata verir. Bu kodda et operatörü kullanılmasaydı PHP hemen sıfıra bölme hatası verecekti. Ama et işareti koyduğumuz için ekrana hata mesajı çıkmadı. Bu örnekte ise dosya.php dosyasını include ile yüklemeye çalışıyor. Ve eğer dosyayı bulup yükleyemezse ekrana hata mesajı yerine dosya.php bulunamadı mesajı yazdırılıyor. Derya Akça Üstündağ, İnternet Hizmetleri Şubesi, EYTEK.